1964 yılından beri çalışmalarını sürdüren ve Türkiye'nin en köklü yat üreticilerinden olan Mengiya Yatçılık, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Yıllara aşkın tecrübesiyle ürettiği yatlarla dünyada da adından sıklıkla söz ettiren Mengiya Yatçılık proje mühendisi Ramazan Mengi, Gespir TV'ye yeni çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mengiya olarak da biz yapay zekanın etkisini çok önemli görüyoruz. Ben 3. nesil olarak yakın zamanda Amerika'ya gidip master'ımı tamamladım yapay zeka üzerine. Otomasyon ve robotik alanında ciddi gelişmeler olacağını görüyoruz ve bunun işçilik krizine bir rahatlama getireceğini düşünüyoruz. Otonom yatlar şu an daha dünyanın hiçbir yerinde konuşulmayan, konuşulsa bile ön çalışmalar yapılmayan bir alan. Türkiye aslında burada öne geçebilir ve herkese öncülük edebilir. Bu yine liderlik edebileceğimiz bir konu haline gelebilir. Yapay zeka ve otonom yatlar, aynı şekilde otonom gemiler ve robotiğin yatçılığı ve gemi üretimine katkısı ve entegrasyonu. Birkaç teknemizde Amerikalı bir müşterimizde örneğin otonom yatlar için lidar sensörler ve AMS sistemini entegre etmek için bir ufak bir sözleşme imzalamıştık. Sonrasında her ne kadar tamamlayamasak da süre için onun imzasını alabilmek bile güzel bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki lidar sensörlerden siz 550 metrelik menzildeki tüm uç boyutlu taramaları yapabiliyorsunuz. Radarla da entegre ettiğinizde teknenin etrafında 3 boyutlu bir harita çıkıyor ve bu otonom yatlar için ve yapay zeka öğrenmesi için en temel araçlardan biri. Sektörde önemli yer tutan refit alanında da çalışmalar yaptıklarına değinen Mengi, bu alanda yeni bir marka kurarak sürdürülebilirlik noktasında da sektöre katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Her sene aldığımız birkaç tane refit oluyordu. Refit departmanımızı büyüttük sektördeki açığı görerek. Refit alanında atılım yapıp yeni marka kuruyoruz. Bu da aslında sürdürülebilirlik adına güzel bir hamle olacak. Dolayısıyla refit slotumuzu 4-5'e kadar çekmeyi planlıyoruz. Ayrı bir departman olarak başlayıp ayrı bir markaya dönüşecek. Sonrasında Mengiya adı altında ayrı bir firma olacak. Buradan da biz sektördeki sürdürülebilirlik için iyi bir adım attığımıza inanıyoruz. İstanbul yine İTO'nun açıkladığı ihracat rakamlarına göre %85'lik bir ihracat yerine sahip. Bu aslında dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir oran. Yani İstanbul dışında geriye kalanlar ya %15'lik bir ihracat çıkarıyor. İstanbul %85 ama tabii doğal olarak yer sorunu da oluşturuyor. Yer sorununu el ele vererek çözebiliriz. Refit merkezleri yapabiliriz. Rekabetçi bir ortam oluşturabiliriz. Rekabet kurumu daha güçlü çalışabilir. Refit alanında dünyada önce olabiliriz ve bu yarışı kaçırmamamız gerekiyor.